Merhaba arkadaşlar. C++ mülakat soruları serimizin ikinci sorusunun cevap ve açıklaması. Bakalım sorumuzu hatırlayalım. Base isimli bir sınıf ve ondan kalıtım yoluyla elde edilmiş dir isimli bir sınıf var. Base sınıfında int parametreyle bir func fonksiyonu bildirilmişken kalıtımla elde edilen türemiş sınıf olan dir de iki parametreyle parametreleri int olan bir func fonksiyonu bildirilmiş. Main fonksiyonu içinde der sınıfı türünden myDer isimli değişkenle func fonksiyonu çağrılmış ve argüman olarak 10 değeri gönderilmiş. Arkadaşlar soru ne? Soru burada ne olur? Sentaks hatası mı olur? Tanımsız davranış mı olur? Yoksa davranış tanımlıdır ve şu fonksiyon çağrılır gibi bir durum mu söz konusu? Arkadaşlar sorunun cevabı şüphesiz sentaks hatası. Ama sentaks hatasının nedenini anlamamız önemli. Arkadaşlar konu tamamen isim arama ve kapsam scope'la ilgili. Name lookup ve scope'la ilgili. Derleyicimiz nokta operatörünün sağındaki ismi, teknik olarak ismi member selection operator olan popüler olarak dot operator deniyor. Ben Türkçe'de nokta operatör diyorum. Bunun sağ operanda olan ismi arayıp neyin ismi olduğunu anlaması gerekiyor. Yani bu isim için bir name lookup yapması gerekiyor. Name lookup belirli bir sıraya göre yapılıyor. Burada isim nitelendiği için sol operanda olan myder'in türü der sınıfı önce der sınıfında aranacak. Eğer orada bulunamazsa base sınıfında aranacak. Eğer der sınıfındaki isim bu örnekte olduğu gibi base sınıfındaki ismi gizlerse base sınıfındaki isim görülür durumda olmayacak. Dolayısıyla derleyici func ismini aradığında önce der sınıfının tanımında arıyor ve buluyor. İsim arama bitiyor. Zaten bu isim aramanın name lookup'ın altın kuralı. İsim arama bir kez yapılır. Aranan isim bulununca isim arama biter. Şimdi derleyiciye göre biz bu fonksiyonu iki tane argüman göndermek yerine tek bir argüman göndererek çağırıyoruz. Derleyici bu durumu sentaks hatası olarak işaretleyecek. Yani base'in funkı ile konunun doğrudan bir ilgisi yok çünkü o isim gizlendi. Derliyorum. Derleyicimin verdiği sentaks hatası mesajını size göstermek istiyorum. Arkadaşlar ne diyecek? Fonksiyon iki parametreli olmasına rağmen bakın too few arguments in function call. Yani iki tane argüman gerekirken eksik sayıda argüman sağladığım için derleyici durumu sentaks hatası olarak değerlendirdi. Bir başka mülakat sorusunda görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.